Öncelikle bir asıra yaklaşan bir cumhuriyetin kurulması ve sürdürülmesinde emekleri geçen, canlarını veren Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak başlıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yılını Tanrı Dağları'nın eteklerinde bir üniversitemizin toprakları içinde bir ilkokulumuzun spor salonunda hem yurdumuzdan uzak görev yapan tüm öğretim üyesi ve emekçi arkadaşlarımla ve aileleriyle birlikte kutlamakta bana ayrı bir huzur veriyor. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet bir asra yakın bir dönemdir. Cennet vatanımızın muhafazasıyla ve aynı zamanda birliğimizin, uygarlığımızın hem korunması hem yayılmasıyla Anadolu'dan Moğolistan'a kadar, yine Anadolu'dan Afrika'nın en ucunda Madagaskar'a kadar ve yine Anadolu'dan Amerika'nın en ucundaki Güney Amerika sahillerine kadar uygarlığımızı, adımızı her yere duyuruyor. Türklerin iki özelliği vardır. Bunlardan biri daima devlet, bir devletin çatısı altında, kendi devletlerinin çatısı altında yaşayabilmeleri, beylik döneminde de olsun, imparatorluklar döneminde de olsun, ulus devletler döneminde de olsun, her zaman ülkemiz, halkımız devletinin ve bayrağının altında yaşayabilmiştir. Acı dolu günler geçirmemiştir. Başka milletlere esir olduğu günler geçirmemiştir. Türklerin ikinci büyük özelliği ise alelade, kenarda köşede kalmış başka devletlerin iradesine tabi devletler değil, her zaman kendi iradesine hakim kırmış, bölgesine hakim olmuş ve tarih yazılırken her zaman sözü geçmiş devletler kurmasıdır. Birliklerden oluşan beylikler kurarken de, imparatorluklar kurarken de, ulus devlet kurarken de bu her zaman böyle olmuştur. Tabiatıyla dünya tarihinde sözü geçen, onur oluru olmadan tarihin yazılmadığı devletler kurmanın da belirli tehlikeleri vardır. Bu tehlikeleri de Türkiye Cumhuriyeti olarak her gün yaşıyoruz. Bulunduğumuz bölgeye, varlığımıza, uygarlığımıza, birliğimize yönelik tehditleri görüyoruz. Ancak Türk milletinin bu ortak özelliklerinden doğan karakteri zorluklar ne olursa olsun birliğini, devletini muhafaza edebilme cesaretini ve başarısını göstermiş olması. Değerli arkadaşlarım, bu mutlu günde Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün vesilesiyle sizlere gönderdiği mesajı da sizlere okumak istiyorum. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan ettiğimiz son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 93. kuruluşudur. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde çıkarma hedefleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Cumhuriyetimizi 2200 yıllık devlet geleneğimiz ile yaşadığımız coğrafyadaki 1000 yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının o günün zor şartlarında elde edilmiş bir kazanımı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
93 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bilhassa son dönemdeki atılımlar sayesinde büyük dünyanın yükselen, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir devlet. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürüyor. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız şekilde bir kez daha teyit etmiş. Milletimiz, yeni işgal girişimlerine karşı da İstiklal Harbi'ndeki kararlılıkla mücadele edeceğini o gece tüm dünyaya göstermiştir. FETÖ mensubu hainlerin silahlarına göğsünü siper ederek özgürlüğüne, demokrasisine, hükümetine ve devletine sahip çıkan milletimizin azmi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne hasrettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir. Bu büyük devletin ve bu kahraman milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum.